Bir tane daha al. Ne olur ne olmaz. İnşallah 2 hafta sonra Kurban Bayramımızı ifa edeceğiz. Kurban Bayramı'nda İslam dinimizin gereği olarak kurbanlarımızı keseceğiz. Ama ben kurbanla ilgili, Kurban Bayramı ile ilgili çok önemli 2 uyarıda bulunmak istiyorum. Birincisi, bu lütfen bu Kurban Bayramı'nda da şu an ülkemizin rakamları yüksek olduğu için lütfen bu bayramlaşmayı bu Kurban Bayramı'nda da erteleyelim. Çünkü bunu hep söylüyoruz. Genellikle bazen taşıyıcılar olabiliyor, gizli taşıyıcılar olabiliyor. Bunlar kendileri hasta olmasa da çevrelerine bulaştırabiliyorlar. Dolayısıyla teyzeye, nineye, amcaya, halaya kurbana gitmek, kurban kutlamasına gitmek bu bayram için de uygun değil, rakamların yüksekliğinden dolayı. Bir de bizim bayram sonrası geçmiş bayramınız mübarek olsun ziyaretlerimiz var. Bunu da yapmayalım. Buradaki amaç bir araya gelip kapalı bir ortamda 5-10 kişi, 20 kişi hastalığı bulaştırmamaktır. Bunu ha bayramda yaptınız ya da bayramdan sonra yaptınız. Hiç fark etmez. Bunlardan da uzak durmak lazım. Bir de tabii Kurban Bayramı'nın bir gereği olarak kurbanlarımızı keseceğiz. Ancak bu kurban kesmede dikkat etmemiz gereken önemli bir takım durumlar var. Birincisi, kurban keserken dışarıda biliyoruz hepimiz, genellikle kalabalık ortamlarda hiçbir hijyenik koşula uymadan bu kurbanlar kesiliyor. Bazen kurban kesmeye tüm aile sülalecek gidiliyor. 10-15 kişi, 20 kişi. Şimdi kurbanın kesildiği yerde de en az bir 5-10 ayrı yerde kurban kesimi olduğu zaman düşünün en az 100 kişi iç içe geçmiş oluyor. Bu sıcakta maskesiz bir şekilde birbirimize bulaştırmamız ciddi anlamda bir sıkıntı oluşturabilir. Onun için kurban kesmeye giderken 1. Mümkün olduğunca az insana gitmek. 2. Tenha yerlerde kurbanı kesmek. 3. Mutlaka ve mutlaka hijyenik koşullara uymak lazım. Özellikle de maske takıp ona göre gitmekte fayda var. Mümkün olduğunca işi erken bitirip erken ayrılmanın çok büyük faydası var. Ancak ben kurban kesim yerlerinin ciddi anlamda bir tehlike oluşturabileceklerini düşünüyorum. Onun için lütfen kurban kesiminde yoğun bir şekilde kesimin olduğu, kalabalığın olduğu yerlere gitmekten uzak duralım. Kurbanlarımızı kesmeye giderken çoluk çocuk hep beraber değil, sadece ve sadece mümkünse 1-2 kişi gidelim. İşimizi erken bitirelim ve kurban kesim yerine gittiğimiz zaman mutlaka maskemizi takıp mutlaka sosyal mesafeye uyalım. Ancak kurban kesmeden, kurbanın etinden, kurbanın derisinden, kanından herhangi bir bulaşım söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Özellikle aynen klasik olarak geçen hijyenik koşullara uymama, sosyal mesafeye uymama, maske takmama bulaşımda son derece önemlidir. Yoksa hayvandan bulaşım diye bir şey söz konusu olamaz. Şimdi şöyle, kurban kesiminden sonra biliyoruz aslında bizim ülkemiz sakatatları değerlendiren bir ülkedir. Ama bazen mesela sakatat aile tarafından istenmiyor ve bu çöpe gönderiliyor. Bu da elbette ki hijyenik koşullar açısından çok iyi değil. Yani mutlaka aslında modern yerlerde kurbanın kesilmesi lazım. Ama maalesef bizim bölgemizde maalesef çok iyi biliyorum ki sokak aralarında, mahalle aralarında bu kesiliyor. İşte sakatatlar vesaire falan iç organlar bazen bir köşeye bırakılıyor. Bunlar sağlık açısından son derece zararlıdır. Bunlardan mutlaka uzak durmak gerekiyor. Tekrar ediyorum. Çok önemli bir nokta. Kurban hayvanından bulaşım olmaz. Kurbanın etinden, derisinden, ne bileyim yağından vesaire asla bir bulaşım söz konusu değil. Aynı bulaşım nasıl olacaktır? Bulaşım aynı normal ortamda olduğu gibi sosyal mesafeye uymama, maskeyi takmama, bundan dolayı oluşan bulaşım bizim için çok büyük tehlike arz etmektedir. Hayvan kesim yerleri büyük tehlike arz edebilir. Yani mesela biz toplum olarak genelde her ailenin kurban kestiğini çok iyi biliyoruz. Ama şimdi bu toplu alanlarda gerçekten bütün ailenin bir araya olduğu, yüzlerce insanın bir arada olduğu bir alanda bulaşım çok ciddi anlamda bir sıkıntı oluşturabilir. Bu son derece önemli. İkincisi, bayramlaşma bizim için önemli bir risk olabilir. Geçen Ramazan bayramında yaptığımız gibi lütfen bu bayramda da kendimize dikkat edelim. Bunlara dikkat etmezsek, bayramlaşma olursa, bu şekilde hayvan kesimine dikkat etmezsek, sosyal mesafeye uymadan, maske takmadan, yine
böyle modernize olmayan veya modernize de olsa toprakların bir araya geldiği kurban kesim yerlerine gidersek inanın çok ciddi anlamda tekrar yeni yani bu vaka sayısının artmasına, hani ikinci dalga demeyeyim ama çok ciddi anlamda vaka sayısının artmasına sebep olabiliriz.